Çalıştığım iş yerinin daimi bir müşterisinin kızıyla evlendim. Önceleri hemen herkesin yaşadığı flört dönemlerini yaşadık. Tabii bu durum iş yerimin patronları tarafından fark edilince işimden kovuldum. Neyse, birkaç ay sonra artık evlenmiştim. Ancak eski iş yerim durumun ciddi olmasına rağmen beni tekrar işe almadı. İşsiz geçen uzun süre boyunca memleketimde artık doğru dürüst bir iş bulup ailemi geçindiremeyeceğimi anladım. İşlerimin hep kısa süreli olması ve bir de çocuğumun olmasından dolayı sorumluluklarım çok daha fazla artmış ve iş aramak için İstanbul'a gelmiştim. Yaklaşık 15-20 gün İstanbul'da iş aradım ama maalesef en sonunda düşük bir ücretle işe başladım. Bu maaşla İstanbul'un en sıkıntılı yerlerinden birinde çatısından yağmur damlalarının aktığı bir evi düşük fiyatlı olduğu için tutmak zorunda kaldım. Kaldığımız semtte akşamları çoğunlukla ki bazen sabahları da Texas filmlerindeki gibi sürekli silahlar patlıyordu. Bu sıkıntılı yaşam koşullarında bir çocuğumuz daha dünyaya geldi. Ben eşimi ve çocuklarımı çok seven ve sürekli onlar için kendimi parçalarcasına hayatın zorluklarına katlanan dini inancı bütün fakat gerekenleri tam olarak yerine getirmeyen birisiydim. Kendimi sizlere yeterince tanıttığımı düşünüp artık yaşadığım olayları anlatmaya başlıyorum. Evimizin camından bakınca yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar uzaktaki ormanı görüyoruz. Ormanda sürekli yangınlar çıkar. Evimizin önünden itfaiyeler hızla ormana gider. İlk başlarda bunun insanların kazara veya bilinçli olarak yaptıklarını düşünürdüm. Çünkü bazen ormanın eteğinde çıkan yangınların yerinde hemen gecekondular yükselirdi. Eşimle bir gün "Hadi ormana gezmeye gidelim. Çocuklarla piknik yaparız." dedim. Elimize yiyecek birkaç şey, küçük oğlumun eline bir top ve büyük oğlumun eline tahtadan daha önceden yapmış olduğum sapanla ormana gittik. Eşim yiyecekleri yere serdi. Çocuklarla biraz top oynadıktan sonra yemek yiyebilmek için yanına oturduk. Oturduğumuz yer düz bir zemin olmadığı için biraz dik olduğu için yan yana oturmuştuk. En sağda küçük oğlum, yanında ben, benim diğer yanımda eşim ve onun öbür tarafında ise büyük oğlum şeklinde dizilmiştik. O sırada büyük oğlum sapanını bana uzattı ve "Hadi karşıdaki ağacı vurma yarışması yapalım." dedi. Çok iyi bir sapan kullanıcısıydım. Ben de "Sen o ağacın gövdesini vur, ben de en üstteki tek başına ayrılmış dalı vurayım." dedim. Adaletli olması adına elime minik bir taş parçası aldım ve nişan aldım. Tam fırlatacağım sırada birdenbire kuvvetli bir rüzgar ve ormanın uğultusu çıktı. Rüzgarın bitmesini bekleyip taşı fırlattım ve aynı anda ağacın dalını vurduğumu gördüğüm halde iki çocuğum da birdenbire çığlıklar atarak ağlamaya başladı. Ne olduğunu anlamak için çocuklarıma baktım. Küçük çocuğumun kafası arkadan yarılmış, büyük çocuğumun ise kolunda büyük bir yarık ve her yeri kanlar içindeydi. Eşim "Ne yaptın sen?" dedi. Ama hayır, ben taşı ilerideki ağaca fırlatmış ve hatta onu vurduğumu görmüştüm. Zaten imkansız bir şekilde küçük çocuğumun başı arka taraftan yara almıştı. Yine oturma şeklimize bakılırsa ondan sekip gelen taş bana ve eşime değmeden diğer çocuğumun koluna gelemezdi. Bütün fizik kurallarına aykırıydı. Etrafa bakındım. Bizden başka kimse kesinlikle yoktu. Ama o sırada kanlar içindeki feryat ederek ağlayan çocuklarımın durumundan dolayı hiç lafı uzatmadan küçük oğlumu kucaklayıp doğruca hastaneye koşturdum. Bu olayın tamamen imkansız olduğunu eşime sonra anlatmaya çalışsam da nafileydi. Neyse ki çocuklarımda büyük sıkıntılar yoktu. Bu işe anlam veremediğim için o gece çocukları yatırdıktan sonra bütün gece cam kenarında oturup ormana gittiğimiz kısma doğru baktım ve olaylara anlam vermeye çalıştım. Sabah ezanına yakın ormanda o zifiri karanlıkta bir ışık seli oluşmaya başladı. Hayretle bakıyordum. Rengarenk ışıklar adeta dans ediyordu. Ezan okumaya başlayıncaya kadar devam etti. O zaman yaşadığımız bu olayın benimle alakası olmadığına kesin olarak inandım. Sonraki günler
bu olayı çözebilmek için ilmiyle kuvvetli olduğunu duyduğum hocalara falan sordum ama nafileydi. Kimse bana inanmıyordu. Artık gözüm hep ormandaydı. Aradan neredeyse bir ay kadar geçmişti ki polis arabaları ve ambulansların siren sesleriyle ormana doğru gittiklerini gördüm. Genç bir çocuk ölü bulunmuş ormanda ve gece halkın söylentilerine göre köpekler çocuğu parçalamış. İster istemez kafamda bin türlü senaryoyla olayları birbirine bağlamaya çalışıyordum. O gece ormana gitmeye karar verdim. Çocuklar uyuyunca evden sessizce çıkıp oraya doğru gittim. Ama gece yarısı ormana girmeye bir türlü cesaret edemeyip etrafta dolaşmaya başladım. O sırada bir kavga gürültü sesleri ve ardından yine silah sesleri gelmeye başladı. Sesler yaklaşmaya başlayınca etrafta uzun zamandır yarım bırakılmış bir gecekonduya sığındım. Girdiğim bu viranenin içeriden yapılmış bir merdiveniyle bodrum katına indim. Sesler evin önüne kadar geldi ve bir silah sesi daha geldi. Aynı anda koşuşturma sesleri başladı. Bir süre sonra bir hırıltı sesinden başka bir şey kalmayınca yavaşça üst kata çıkıp etrafa bakındım. Orman ile aramızda sadece evin girişini yapabilmek için açılmış küçük bir patika vardı ve yerde bir adam yatıyordu. Çıkan hırıltı adamdan geliyordu. Çıkıp yardım etmeyi düşündüm ama o sırada ormandan aynı o gün duyduğumuz gibi bir rüzgar ve uğultu koptu. Ardından çalıların arasından bir şey uzandı. Ayın parlaklığı çok fazla olmasına rağmen net göremiyordum ama adeta dev bir pençe adamın kafasını tuttu ve ormana çekti. Çok korktum. Elim ayağım titremeye başlamıştı. Hemen tekrar bodrum kata koştum ve sabah ezanını duyuncaya kadar bir duvar kenarında sessizce beklemeye başladım. Ezan okununca bir anda koşmaya başlayıp hiç durmadan eve kadar koştum. Kapıyı hızlıca açıp içeriye girdim ve bütün ışıkları yaktım. Eşim uyandı. "Hayırdır, nereden böyle bu saatte?" dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Namaz kılmaya camiye gittim dedim. Eşim ise demek namaza başladın. Bak bu çok iyi dedi. O gün eşime namaza başladığımı söylediğim için yalancı çıkmamak adına öğle vaktinde tekrar hazırlandım ve camiye gideceğimi söyledim. Eşim bu durumdan memnun olmuştu. Çünkü o zaten benden uzun zaman önce namaza başlamış ve bana da sürekli bunu telkin ediyordu. Ancak yine de bana "Yüzün çok iyi görünmüyor. Sanırım hasta olmuşsun. İstersen bu hafta sonu dışarı çıkma, evde kıl namazını." dedi. Ama ben gece bir cinayet ve ardından da doğaüstü bir yaratığa şahit olduğum için böyleydim. Dışarı çıkıp belki mahalle hakkında bir şeyler öğrenirim diye düşündüğüm için "Yok iyiyim ben." diyerek dışarı çıktım. Camiye gittiğimde umduğumdan daha kalabalık bir cemaatle karşılaştım. Meğer hafta sonu öğle namazından sonra sohbet veriliyormuş. Ben de bu sohbete katıldım. Sohbetin konusu ise dinde büyünün hakikat olduğu, büyülerin birçoğunun cinlerle yapıldığı, ancak büyü yapanın da yaptıranın da cehennemlik olduğuydu. Benim de gece şahit olduğum yaratığın bir cin olduğu aklıma yatmıştı. Öyle ya, bu kadar büyük bir pençe dünyada yaşayan bir yaratığın olamazdı. Bir uzaylı olması da bana çok ters ve imkansız geliyordu. Bir ara hocaya anlatmak istedim. Ama çocuklarımla yaşadıklarımı anlattığımda insanların bana inanmadığı aklıma geldi ve vazgeçtim. Artık bir karar vermiştim. Elimde kesin bir delil olmadığı sürece hiç kimseye hiçbir şeyden bahsetmeyecektim. Bunun için de bu olayların üzerine gitmeye kararlıydım. Cami çıkışında mahalle halkının toplandığı yerlere gitmeye başladım ve dünkü olaylardan hiç bahseden var mı diye araştırdım. Daha önce de bahsettiğim gibi bu tarz silah seslerine ve kavga gürültüye herkes alışık olduğundan olsa gerek en ufak bir şekilde bile bu konuda konuşan duymadım. Eve dönerken mahalle pazarının içinden geçtiğim sırada bir satıcının tezgahında gece dürbünü ve fener gördüm. Bu ürünlerin çalıntı bir mal olduğu bu pazar yerinde satılmasından belliydi. Ama işime yarayacağını düşündüğüm için hiç adetim olmasa da
mecburiyet karşısında çok ucuz fiyata bunları da buradan almış oldum. Eve döndüğümde eşime hastalığımı bahane ederek çok uykum olduğunu söyleyip hemen yattım. Maksadım gece yine ormana gitmekti. Akşam olunca çocuklarımla biraz vakit geçirdim. Onlara olan sevgim bu dünyadaki her şeyi unutturuyordu. Bu da kendimi toparlamama sebep olmuştu. Gece yarısı yine herkes uyuyunca dürbünü ve feneri yanıma alıp yine aynı yere gittim. Yol boyunca köpekler etrafımı sarmıştı. Ama ben hayvanları çok severdim ve onlara nasıl davranacağımı bildiğim için bana bir şey yapmıyorlardı. Fakat ormana doğru yaklaştıkça nedense köpekler azalmış ve sadece bir tanesi yanımda kalmıştı. O da orman sınırına yaklaşınca hırlamaya ve havlamaya başladı ve aniden geri dönüp kaçarcasına oradan uzaklaştı. O metruk eve geldim ve oraya girerek ormanı gözetlemeye başladım. Gece dürbünü bir işe yaramıyordu. Ta ki aşağı yukarı aynı saatlere gelinceye kadar birden ormanın derinliklerinde şekiller belirmeye başladı. Havada uçan garip yaratıklar, yerlerde iki ayak üstünde zıplayarak dolaşan ufacık yaratıklar görmeye başladım. Bir ara hepsi aynı yere toplanmaya başladılar. Büyük bir halka oluşturdular ve sanki etrafı kontrol etmek için de kimi ağaçların dallarına, kimi de etrafa gözetleyici muhafızlar gibi yerleştiler. Heyecandan kalbim küt küt atıyordu. Gördüklerim inanılmaz şeylerdi. Sonra yine bir rüzgar ve uğultu yükseldi. Halkanın tam ortasında diğerlerinin hepsinden daha da farklı bir yaratık belirdi. Uğultunun bunlardan geldiğini anlamıştım. Bunlar sanki bir cin kabilesiydi ve ortadaki o kabilenin reisiydi. Ses kesilmiş ve rüzgar dinmişti. Ortadaki kendi etrafında dönerek diğer cinlere bir şeyler anlatıyordu. Sonra yerden 2-3 metre kadar yükseldi ve aynı o gün gördüğüm gibi etrafa bir ışık yaymaya başladı. O döndükçe ışıklar renk değiştiriyor ve değişik şekiller oluşuyordu. Bu olay yine sabah ezanına kadar devam etti. Ben de olayların bittiğini düşünerek gözetlemeyi bırakıp arkamı döndüm. Tekrar şoka uğramıştım. Çünkü evin iç duvarlarında ışıl ışıl yanan ve hareket eden bazı yazılar görüyordum. Arapçam olmadığı için yazıları okuyamıyordum. Ama yazılar evin bütün duvarlarını geziyordu. Adeta bir dalga gibi kıvrıla kıvrıla ilerlerken yavaş yavaş yok oldular. Bir müddet olduğum yerde kaldıktan sonra hızla eve gittim. Eve vardığımda eşim beni kapıda karşılamıştı. Neredeydin diye kızgın bir şekilde sordu. Camiye gittiğimi söyleyince bağırarak camiye elinde dürbün ve fenerle mi gittin? Üstelik saat gece 1'den beri hangi camiymiş bu diye bağırıyordu. Demek ki uyuduğunu sandığımda aslında uyumamış ve benim evden çıktığımı görmüştü. Tamam dur anlatacağım, bağırma çocuklar uyanacak dedim. Eşime olan biteni anlatmak zorundaydım ve tane tane her şeyi anlattım. Eşim ağlıyordu ve ağlayacak bir şey yok bunda dediğim halde ağlamaya devam ediyordu. Sonra gözlerini bana dikerek bak bütün bunlar sadece senin hayal ürünün neticesi. Gerçek hayatta böyle şeyler yok. Ne olur kendine gel artık dedi ve sarılarak ağlamaya devam etti. O an anladım ki eşim sıkıntılı hayatımızın sonunda benim delirdiğimi düşünmüştü. Bundan dolayı da üzülüyor ve ağlıyordu. Bir an düşünerek bu olaylara kendi şahit olmadığı için inanmasının ne kadar zor olduğunu anladım. Onu teselli etmek için delirdiğim düşüncesinden kurtarmak için haklısın galiba dedim. Sanırım son zamanlarda işlerim beni fazlasıyla yorduğu için olmalı. Sizlerin de hayatınızı bu şekilde geçirmenize sebep olmak beni fazlasıyla üzüyor. Daha güzel bir hayat yaşatmak istiyorum ve sürekli bunun için uğraşıyorum. Bu baskılar ve işlerim bende bazı sıkıntılara yol açmış olabilir diyerek onu bu düşüncesinden kurtarmak istedim. Sonrasında beraberce kahvaltı yaptık ama kahvaltı boyunca sürekli gözlerini benden kaçırıyordu. O gün işe gittiğimde çok yorgundum. Hatta bir ara uyuyakalmışım. Patron beni görünce "Oh ne rahat dünya,
Bizler burada işlerimizi nasıl yetiştireceğimiz çabası içine girelim. Beyefendi burada horlaya horlaya uyusun diyerek uzunca bir süre azarladı. Ve tekrarı söz konusu olursa işten atacağını söyledi. Akşam eve geldiğimde, karıcığım bugün çok güzel bir gündü. Biliyor musun artık kendimi daha iyi hissediyorum diyerek onun tekrar güvenini kazanmak için elimden geleni yaptım. Üstelik size bir sürprizim var diyerek eve dönmeden uğradığım otobüs terminalinden memlekete aldığım otobüs biletlerini verdim. Anneni babanı özlediğini biliyorum. Çocuklara da bir değişiklik olur diyerek aldığım biletleri verdim. Sevinç ve şüpheyle bana baktı. Bak, bizi gönderip yine hayallerinin peşinden gitmek için yapmıyorsun bunu değil mi diye sordu. Bu beklediğim bir soruydu. Elbette onu kabul etmeyerek içini rahatlatıcı şeyler söyledim. Biletler ertesi gün için olduklarından o gece güzel bir uyku uyudum. Sabah olunca haydi ben işe gidiyorum. Siz de otobüs saatini kaçırmayın diyerek vedalaştım. O gün iş yerinde maksadım patronlara daha iyi ve çalışkan gözükmekti. Ancak patronlar da o gün işe gelmemişlerdi. Yanımdaki arkadaşımla muhabbet ederek işimize devam ediyorduk. Bir ara boynundaki muskaya takıldı gözüm. Ona onun ne için olduğunu sordum. O da bunun bir vefk olduğunu, yani büyülerden ve cinlerden kendini koruyan bir tılsım olduğunu söyledi. Ben de bunu kendinin mi yaptığını sorunca anlatmaya başladı. Hayır, bu bir ilimdir. Bu ilmin adı havas ilmidir. Bunu sen ben gibi herkes yapamaz. Sadece derin hocalar yapar diye anlattı. Ben de bu hocaları nereden bulabileceğimi, bu konuda bir kitap bulup bulamayacağını sordum. Bana bunu yapan hocanın vefat ettiğini söyledi. Zaten bu işlerin çok tehlikeli olduğunu anlatmayı da ihmal etmedi. Fakat ısrarlarım neticesinde ondan bu işlerle ilgilenen birinin adını ve adresini almayı başardım. İşten çıkar çıkmaz doğruca o adrese gittim. Neyle karşılaşacağımı ve bana bu konuda bir yardım olup olmayacağını bilmeden. Adrese ulaştığımda iki katlı bir müstakil ev buldum. Dış demir kapıyı çaldığımda kapı yavaşça aralandı ve ne istediğimi soran birisi çıktı karşıma. Ben de hocanın adını söyleyip kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Kapıyı açarak içeri soktular beni. O ufacık bahçede bekleyen 5-6 kadar daha kişi vardı. Bana sırayla içeri aldıklarını söylediler. Ben de beklerken hayretler içinde diğer kişilere bakıyordum. Bu tür şeyleri duymuştum ama kendim ilk defa böyle birinin yanına gelmiştim. Beni içeriye çağırınca ne diyeceğimi düşünmeye başladım. Diğerlerinin hastalıklardan veya musallatlardan sıkıntıları vardı ama benim durumum farklıydı. Sıra bana geldiğinden kimse kalmamıştı ve tedirginlikle içeri girdim. İçerisi loş ışıklarla aydınlatılmış, her yerde nazar boncuklarının asılı durduğunu, garip bir dekorla süslenmiş ve oldukça hatta fazlasıyla kalabalık döşenmiş eşyalarla doluydu. Bana masanın önündeki sandalyeyi göstererek "Gel otur, anlat bakalım." dedi. Ben de oturdum. Masada oturan hoca dedikleri kişinin hemen arkasında da heybetli başka biri ayakta bekliyordu. Herhalde her türlü insanın buraya gelmesinden dolayı kendine bir de koruma tutmuş diye düşündüm. Sonra tekrar "Söyle bakalım, sıkıntın ne?" dedi. Bir an düşünüp cinlerin konuşmalarını nasıl anlayabileceğimi ve onlara nasıl gözükmeden yanlarına yaklaşabileceğimi sordum. Hoca gülümseyerek "Bunu neden istiyorsun? Onlar sana zarar mı verdiler?" dedi. "Yok, hayır," dedim. "Ama ben onlardan korktuğum için yanlarına yaklaşamıyorum. Onları çok uzaktan seyrediyorum," dedim. Adam daha çok gülümseyerek "Demek onları görüyorsun. Bak sen şu işe." "Tamam, sen rahat ol. Biz şimdi bu olayı hallederiz. Bir daha onları görmezsin. Hem zaten ne yapacaksın ki yanlarına gidip?" dedi. Ardından da "Ben şimdi sana bir muska yazacağım. Sıkıntılarından kurtulacaksın." diyerek arkasındaki kalın kitaplardan birini çekip aldı. Sonra eline beyaz bir kağıt alarak onunla rastgele bir sayfa açarak okumaya başladı. Ben de "Hayır," dedim. "Ben böyle bir şey istemiyorum. Sizin muskanızı istediğimi söylemedim. Bana onlara gözükmeden yanlarına yaklaşabileceğim bir şeyiniz var mı? Yoksa ben gideyim," dedim. Adam
Tamam, madem muska istemiyorsun, benim de sana yapabileceğim bir şeyim yok. Gidebilirsin dedi. Yerinden kalktım. Tam gidecektim ki dönüp tekrar sordum. Peki o arkadaki kitaplar, Havas kitapları mı? Onları kaça satıyorsun diye sordum. Bu sefer sert bir ifadeyle satılık kitabım yok. Hem onlar Havas kitabı falan da değil diyerek çıkıştı. Oysa dikine dikilmiş o kitapların birinin sırtında Kenzül Havas yazıyordu. Ve o arkada dikilen adama kenara çekilsene sen. Bak orada Kenzül Havas yazılı bir kitap var dedim. Birden adam ayağa kalktı. Sen ne dedin diye bana sordu. Bana kızdığını düşündüğüm için hiçbir şey demeden ve buradan bir şey elde edemeyeceğimi anlayarak çıkmak için kapıya yöneldim. Tam gidecekken o arkadaki iri yarı adam nasıl olduğunu anlamadan önüme geçti. Hızına şaşırmış ve bana saldıracağı korkusuyla "Tamam, bir şey istemiyorum. Kenara çekil de çıkayım." dedim. O zaman arkamda kalan hoca "Sen onu görüyor musun?" dedi. "Bu zebani gibi adamı görmemem mümkün mü ki?" dedim. Bir sorun çıkmasına gerek olmadığını söyleyip sadece gideceğimi söyledim. O zaman hoca bana önümde duran kişinin ayaklarına bakmamı söyledi. Ayaklarına doğru eğilip bakınca dizlerinden aşağısının olmadığını ve havada durduğunu görüp korkuyla geri sendeledim ve kalktığım koltuğa düştüm. "Bu nedir? Neler oluyor?" diye odanın diğer tarafına kaçtım. Masada ayağa kalkan hoca "Sakin ol." dedi ve yanıma geldi. "Sen bu ilmi nereden aldın?" diye kolundan tutarak bana sordu. Ben ise ona cevap veremiyordum. Ayakları olmayan kişi havada süzülerek yanımıza doğru geldiğinde hızlıca kapıya doğru koşup dışarı çıktım. Bahçe kapısı kapalıydı ve üzerinden atlanamayacak kadar yüksek olduğu için en köşeye kadar korkuyla kaçarak beklemeye başladım. İçeriden çıkan hoca "Korkmana gerek yok." diye söyleye söyleye yanıma yaklaştı. Sonra "Hadi sakinleş artık." diyerek tekrar koluma girdi ve bahçede bekleme sandalyelerine beni oturttu. Ben oraya kabul edilen son kişi olduğum için başka da etrafta kimsecikler yoktu. Sonra bana "Anlat bakalım, sen neler gördün, neler yaşadın böyle?" diye sordu. Daha sakinlemiştim ama içeride böyle bir şeyin bizi izlediğini düşündüğüm için dışarıya çıkmak istiyorum dedim. "O içeridekinden korkuyorum." dedim. "Sen onun bir cin olduğunu anlamadın mı?" diye sordu. Ardından "Korkma, o da bir cin ama benim yardımcım sayılır. Sana yardım etmem gerektiğini bana söyledi." Bu bir nevi karşılıklı anlaşma dedi. Ardından dışarıya çıktık. Başımdan geçenleri uzun uzadıya bir de ona anlattım. "Bu gecede gidecek misin oraya?" dedi. Ben "Bilmiyorum, sence gitmeli miyim?" diye ona sordum. "Hayır, önce bazı şeyleri yapalım. Sana yardımcı olacağım." dedi. Ben de ona bizim eve gitmemizi teklif ettim. Zira oranın bana huzursuzluk verdiğini söyledim. "Tamam." diyerek bazı kitaplar alması gerektiğini söyledi ve geri gitti. 15-20 dakika sonra yanıma gelerek yola koyulduk. Yol boyunca çoğunlukla hoca konuştu. Bunun nasıl bir ilim olduğundan bahsetti. Kendisine gelen hastaların ise çoğunluğunun maalesef psikolojik sorunları olduğundan ve onlara aslında bir şey yapamadığından, onlara verilen muskaların sadece kendilerini güvende hissetmesi için verildiğinden bahsetti. Ben de bu işin aslında bir sahtekarlık olduğunu söylediğimde "Hayır." diye karşı çıktı. "Bak, ben onlara aslında üzerinde büyü ve musallatlı bir durum yok desem içleri rahat etmeyecek ve arayışlarına devam edecekler. Oysa ben onların sıkıntılarını giderdim diyerek ve onların bu işi ciddiye almalarını sağlamak amacıyla aralarına aldığımda kendilerinin tam bir inançla psikolojilerinin rahatladığını ve birçoğunun tamamen rahatlayıp kurtulmalarına vesile oluyorum dedi. Yani anlayacağın bir nevi psikolog görevi görüyorum dedi. Ama gerçekten sıkıntı çekenler geldiğinde onlardan zaten para almadığını, onların problemlerinin çözümünü sağladığında da inançlarının da daha da sağlamlaştığından ve bunun ona bağlı olan hizmetlisiyle aralarında bir anlaşma olduğundan bahsetti. Hizmetlisi dediği cin ona yardım etmeyi kabul etmek için hocadan bazı istek ve şartları olmuş. Bu şartlardan birisiymiş söylediğine göre. Fakat benim durumum çok farklıydı. Hoca da "İlk defa senin gibi birisiyle karşılaştım." dedi bana. Hizmetlisi olan cin bana yardım etmemi ona şart koşmuş. Yoksa onun hizmetinden çıkacakmış. Bu ise
onun için çok büyük bir tehlike arz etmekteymiş. Bu hoca aslında detaylı bir şekilde yaşadıklarımı anlattığım ve bana inanan tek kişiydi. Eve geldiğimizde çantasından bazı havas kitapları çıkardı. O gece bu ilmi o kısacık zamanda anlayabileceğim kadar anlattı durdu. İlk yaptığımız ise yine bir havas kitabında yazılmış olan bu tür şeylerden doğan korkularımın kaybolması için bir nevi büyü ve dua ritüeli oldu. Bana yarın tekrar geleceğini ve yanında hizmetlisinin de olacağını söyledi. Sonra da ormana gidecektik. Ertesi gün iş yerinde çalışma arkadaşım "Gittin mi hocaya?" diye sordu. Ona bir an şu boynundaki muskanın bir işe yaramadığını söyleyecek oldum ama vazgeçerek "Hayır, gitmedim" dedim. O gün yine patronlar iş yerine gelmemişlerdi. Eve geldiğimde hocayı beklemeye başladım. O sırada telefon çaldı. Arayan eşimdi. Bana nasıl olduğumu sordu. Ben de ona çok iyi olduğumu, kendisini ve çocukları çok özlediğimi söyledim. "Özlediysen çıkıp geleyim hemen" deyince birden telaşla "Hayır, sakın gelme" dedim. Sonra kendime hakim olmaya çalışarak "Daha yeni gittiniz, biraz tatil yapın, özleminizi giderin. Sonra nasılsa uzun bir süre daha gidemeyeceğini" söyleyip ikna ettim. Telefonu kapattığımda büyük bir pot kırdığımı ama onun da tam olarak ne düşündüğünü anlamaya çalışırken kapı çaldı ve hoca geldi. Az biraz hoşbeş ettikten sonra hizmetlisi olan Cin'in neden gelmediğini sordum. "Nasıl yani?" dedi. "Görmüyor musun? O zaten yanımda" dedi. Buna ikimiz de bir anlam veremedik. Hizmetlisi olan Cin'i göremiyordum. Neden bilmiyorum ama bu hocaya karşı güvenim tamdı. Gece geç vakit olunca yola çıktık. Elime yine gece dürbünü ve feneri aldım. Yolda her zamanki gibi yine köpekler bize eşlik etmeye başladı. Fakat bu sefer bizden uzak duruyorlar ve sürekli havlıyorlardı. Hoca onların cinleri hissettiklerini ve yanımızda hizmetlisinin olduğu için köpeklerin havladıklarını söyledi. Yıkık dökük terk edilmiş eve geldiğimizde "İşte burası" dedim. Hoca ise bana evde bir şey olup olmadığını sordu. "Yok, ev bomboş, neden?" diye sordum. Hizmetlisinin o eve giremediğinden, bir şeyin ona engel olduğundan bahsetti. Aklıma duvarda yazan yazıları söylemediğim geldi. Onları da kısaca anlattım ve eve girdik. Beklemeye başladık. Ben sürekli ormanı gözetliyordum. Hoca ise bir şeyler okuyordu. Yine aynı saatlerde görünmeye başladıklarında "Bak işte oradalar" dedim. Hocadan ses gelmeyince hocaya dönerek baktım. Ama hoca pür dikkat kesilmiş ve duvarda beliren yazıları okuyordu. "Bunlar" dedi. "İşte bunlar cinlerin eve gelmesini engelliyor. Ve hatta senin cinleri görmene sebep olan şeyler de bunlar" dedi. Yazıların cinlerden kurtulmak için yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. Muhtemelen bu evi terk edip gitmelerinin sebebi de burada yaşayan insanların da bazı şeylerden şüphelenip bu yazıları yazdırmaları. Ama daha sonra dayanamamış olacaklar ki terk edip gitmişler dedi. Sonra beraberce cinlerin o günkü seanslarını izledik. Hocaya "Bir şey yapmayacak mıyız?" dediğimde "Hayır, bu kadar büyük bir şey olacağını tahmin edememiştim. Bu yüzden hazırlıksızım. Sadece anlamaya çalışalım, bugünlük yeter" dedi. Sabah ezanında oradan ayrıldık. Ertesi gece için anlaşıp onu uğurladım. Benim işe gitmem gerekiyordu. Ama çok yorgun olduğum için içim geçmiş ve öğlen olmuştu. Mesai arkadaşım beni idare etmiş ve patronlar da yine gelmemişti. Akşam iş çıkışı tekrar hocanın yanına gittim ve "Bugün gidiyor muyuz?" diye kendisine sordum. Hoca dünkü gördükleri karşısında çok etkilenmişti. Bana "Bu işi tek başımıza kalkışırsak sonu kötü bitebilir. Bu yüzden benim hizmetli cinimle anlaştım. Artık kendisini serbest bırakacağımı ama karşılığında onun tüm kabilesinin de hatta bulabileceği diğer tüm arkadaşlarını da bu gece çağıracak ve bize yardımcı olacaklar" dedi. Ancak yine de esas işin tamamen bana düşeceğini söyledi. Ayrıca bazı malzemeler hazırladığını söyledi. Yazılar belirmeye başlayınca "Bunu boynuna tak ve şu ayetleri oku. Sakın ama sakın korkmadan ilerle. Bak, bu çok önemli" diye ekledi. "Bu şekilde sana zarar veremezler. Ayrıca
Sana bir bidon su hazırladım. Bak, bu suyu çok dikkatli kullan. Çünkü bu gümüş suyudur. Ancak alelade bir gümüş suyu değil. Üzerine cinleri korkutacak ayetler ve bazı maddeler de ekledim. Yani anlayacağın çok tılsımlı bir silahın var elinde. Boşa kullanma. Çünkü bu onların canlarını çok fazla yakar. Herhangi bir zor durum karşısında bunu onlara savurursun. Yanarlar ve senden kesinlikle kaçarlar dedi. Ardından eve gitmeden doğruca o metruk yapıya gittik. Bu adeta bir ölüm kalım savaşına çıkmaya benziyordu. Hatta bir ara neden ben bunca maceraya giriyorum, vazgeçmeliyim diye bile düşündüm. Ama hayatımın geri kalanını bu halde nasıl geçirebilirdim ki? Bu işi bir neticesine bağlamazsam hiçbir zaman rahat edemeyeceğimi biliyordum. Sonra hocaya dönerek sen benimle bu işlere kalkışmaya mecbur değilsin. İstersen ben yalnız giderim dedim. Hoca da benim bu işten vazgeçmem maalesef mümkün değil. Eninde sonunda böyle veya başka türlü büyük sıkıntılara gireceğimi hep biliyordum şeklinde bir konuşma gerçekleştirdik. Ardından hizmetlinin ve arkadaşlarının burada olup olmadıklarını sordum. Henüz yoklar ama muhakkak geleceklerini söyledi. Sonra sessizlik içinde ne yapacağımı düşünmeye başladım. Bir yandan da bildiğim bütün sureleri ve duaları okumaya çalışıyordum. Her zamanki gibi vakit gelmişti. Elime dürbünü aldım ve cama çıktım. Bir müddet ormanı gözetledim. Ama o sırada birdenbire dürbünün tam ucuna, yani tam gözümün önüne ateşler içinde yanan bir çift göz belirdi. Dürbünü bırakır bırakmaz ormandaki cinlerin evin etrafını sardığını gördüm. Hemen elimdeki tılsımı alıp boynuma taktım. Gümüş suyunu da elime aldım. Hocaya döndüm. Ne yapacağız? Etrafımızı sarmışlar dedim. Hoca ise bundan sonrası sana ait. Ben sana buradan destek olacağım dedi. Beni yalnız mı bırakıyorsun yoksa dedim. Ama o çoktan eline bazı kitaplar almış ve okumaya başlamıştı bile. Tehditkar bir şekilde evin etrafını sarmış olan cin kabilesine evden çıkmadan bağırarak seslendim. Siz kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Bizden, insanlardan ne istiyorsunuz diye. Ama o kadar çok kalabalıktılar ki sürekli hareket eden bu kalabalıktan başım dönmeye başlamıştı. Evin önünde, çatıda ve duvarlarda her yerde sadece onlar vardı. Garip olan şu ki onlardan korkmuyordum. Fakat bana zarar verebileceklerini bildiğim için dışarıda çıkamıyordum. Sorularıma cevap vermiyorlardı. O sırada onların reisi olduğunu düşündüğüm en heybetli ve korkunç olanı ormandan eve doğru yaklaşmaya başladı. Diğerleri adeta ona yol açıyorlardı. Camın önüne geldiğinde yanındakilere bir şeyler söyledi ve bir anda karım ellerinde tutsak edilmiş bir şekilde karşıma getirildi. Sonra bana reisleri dönerek benim anlayabileceğim bir şekilde "Şimdi soru sırası bende." dedi. "Ey Ademoğlu, sen kimsin ve bizden ne istiyorsun?" diye sordu. Tüm cesaretimi toplayarak "Siz benim çocuklarıma zarar verdiniz. Ben de bunun için sizin peşinize düştüm." dedim. Olabildiğince gür bir sesle. "Bizler size, yani insanoğluna zarar vermeyi hiç düşünmedik. Ama siz bizim yaşam alanımızı ele geçirdiniz. Bize saldırdınız, bizlere zarar vermeyi ilk siz başlattınız." diye gürledi. "Bizim evimiz burası. Ama sizler, yani insanlar gelip ormanımızı yaktınız, yıktınız ve evlerimize yerleştiniz. Başlarda hiçbir şey demedik. Bütün bu olan bitene göz yumduk. Ama bu gidişle bizim evimizi tamamen yok etmenizden korktuğumuz için sizlere vesvese vermeye ve birbirinize düşman etmeye başladık. Siz Ademoğulları zaten buna çok müsait yaratıklarsınız. Oysa bizler ifritten değiliz. Yani sadece evimizi korumak amaçlı sizleri korkutmak istedik. Bunun haricinde hiçbir şey yapmamıştık. O gün ormanda çocuklarına gelen taşı da biz yönlendirdik. Ama sen de biliyorsun ki büyük bir zarar vermedik. Sadece sizi biraz korkutarak ormandan uzak durmanızı istemiştim. Ama sen direndin ve her gün bizi izlemeye başladın. Bizi takip ettin. Bütün bunların sebebi sensin diye haykırdı. Ben de öyleyse karımı bırakın dedim. O size bir zarar vermedi diye bağırdım. Kahkaha ile karışık artık çok geç. Alabiliyorsan gel ve kendini al diye o da bana gürledi. Tamam dedim. Korkmadığımı göstermek için evden çıktım. Sesimi olabildiğince gür çıkartarak
Size son defa şans veriyorum. Karımı bırakın dedim. Reisleri karşıma geçerek bir kahkaha daha attı. Yoksa ne yaparsın dediği anda elimdeki gümüş suyundan birazını hemen reisin üzerine fırlattım. Kulakları sağır edercesine çığlık atmaya başladı ve geriye kaçtı. Bu beni daha da cesaretlendirdi. Bırakın diyorum diye tekrar ettim. Canı çok yanmış olduğu belli olan reisleri yerlerde yuvarlanıyor ve hala üzerindeki gümüş suyunun değdiği yerlerden dumanlar tütüyordu. Elimdekini havaya kaldırarak size söylüyorum diye olabildiğince sert bir ses tonuyla sözlerimi yineledim. Reisleri diğerlerine dönerek karımı bırakmalarını istedi. Ellerinden kurtulur kurtulmaz karım koşarak bana geldi ve sarıldı. Korkudan zangır zangır titriyordu. Ama şu anda eşimin bu durumuyla ilgilenemezdim. Reislerinin üzerine doğru yavaş yavaş yürüdüm. Yakınımdaki cinlerden birkaç tanesi hemen üzerime atıldılar. Ama bana dokunamıyorlardı. Bu da tılsımın gerçekten işe yaradığının bir kanıtı olmuştu bana. Durumu kontrol altına alabileceğimden güvencem artmıştı. Biz insanlara zulmediyorsunuz dedim. Reisleri acı içinde kıvranıyorken bir yandan da sinir bozucu bir şekilde gülmeye başladı. Peki o elindeki şey bitince buradan nasıl kurtulacaksın dedi bana. Bu konuda haklıydı. Ben de bilmiyordum. Bu gümüş suyunu en fazla birkaç defa daha kullanabilirdim. Elinde sonunda bitecekti ve sonunda onların eline düşecektik. Bu durum karşısında sadece zaman kazanmak için tehditler savurabildim. Ama nereye kadar? Bunu ben de bilmiyordum. Tam o sırada kulakları sağır edercesine tiz bir ses duyuldu. Ardından daha önce hissettiklerimden daha kuvvetli bir rüzgar çıktı. Kısa süren bu durumdan hemen sonra gürültüler çoğaldı ve etrafımdaki cinlerin arka taraflarından çok daha kalabalık bir cin grubu göründü. Bunlar çok hızlı hareket ediyorlar. Kimi uçarak geliyor, kimi koşarak, kimi de yer altından fırlıyorlar. Sonra daha önce reislerinin geldiğinde açılan bir yol gibi kalabalık bir anda yarıldı ve ortalarından bizim hocanın hizmetlisi olan cin göründü. Şimdi daha çok rahatlamıştım. Bu gelenler beklediğim yardımcılardı. Yanıma doğru yaklaştı ve reise dönerek aralarında anlamadığım dilde hararetli bir konuşma geçti. Onlar bu şekilde konuşurken yeni gelen grup öncekilerin hepsini daralan bir çemberle sıkıştırmaya ve korkutmaya devam ediyorlardı. Bir müddet sonra o heybetiyle ağaçları sarsan reis bizimkinin önünde diz çöktü ve bana döndüler. Anlaşmayı kabul ettiklerini, artık bizi rahat bırakacaklarını söyleyerek başı öne eğik bir şekilde ellerini yere değdirdi ve af diledi. Hizmetli cin bana doğru baktı ve artık onların bu ormanı terk edeceklerini, ormanda insanların rahat edebileceklerini söyledi. Aralarında benim bilmediğim bir dilden konuştukları için anlaşmayı anlayamamıştım. Ama durumu kurtarmış gözüküyordu. Bundan dolayı sadece eğer sözümüzü dinlemez ve bu yaptıklarınıza devam ederseniz bu elimdeki sudan ormanın tamamını yıkayabilecek kadar çok biriktirdiğimi ve yapacağımı diğer şeyleri hayal bile edemeyecekleri gibi bir ekleme yaparak yolu açmalarını söyledim. Reis, tamam ama bir şey daha var dedi. Bu evi yıkmak için izin vermemiz gerektiğini söyledi. İzin olmazsa oraya yaklaşamıyorlarmış. Ben de çok fazla irdelemeden sizin olsun dedim. Eşimi kollarımın arasına alarak evdeki hocaya seslendim. O da dışarı çıktı ve neler olduğunu sordu. Bitti dedim. Artık tamamen kurtulduk. Burayı terk edeceklerini söylediler. Sonra bir uğultu ve arkasından o metruk yapının tamamen yıkıldığını gördük. Artık üzerimizden büyük bir yükün kalktığını düşünerek beraberce eve yöneldik. Eşime çocukları sorduğumda onların hala memlekette olduğunu söyledi. Senin burada ne işin var dedim. O da benim telefonda gelmemem için yüksek sesle hayır kesinlikle gelmeyin dememden korkmuş ve beni kontrole gelmiş. Ama artık o da her şeyi biliyordu ve bana inanıp güveniyordu. Güzel bir hafta sonu geçirdik. O hafta sonu boyunca mahallemiz artık eskisinden çok daha sakindi. İnsanlar daha rahat gibiydiler. Silah sesleri ve kavga gürültü sesleri yoktu. Haftanın ilk iş günü gerçekten dinlenmiş bir şekilde işe gittim. İş arkadaşlarımda da bu değişimi hissedebiliyordum. Daha pozitif
ve enerji dolu olan çalışma arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdik. Akşam üzeri iş yerinden ayrılırken patronlarımı arabalarına binerken gördüm. Arabaya oturdular ve tam giderken birisi camdan bana doğru baktı ve o an o geceki dürbünle bakarken karşılaşmış olduğum ateşten gözleri onun gözünde tekrar gördüm. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.